Son 50 yılın en kanlı saldırısıyla başlıyoruz. Tam 24 saat oldu. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları dün Aksa Tufanı operasyonu başladı. İsrail'e sızdılar ve 8 noktada çatışmalar devam ediyor. Gelen bilgilere göre İsrail'de 300, Gazze'de ise 313 kişi hayatını kaybetti. Karşılıklı açıklamalar, dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Hemen bir son durumu aktaralım. Ekranlarınızda da patlamaların anlık canlı görüntüleri hali hazırda bulunuyor. Bölgenin son 50 yıldaki en kanlı 24 saati bu 24 saat. En az 350 İsraillinin hayatını kaybettiği son gelen bilgiler arasında. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşı İsrail demir kılıçlar operasyonunu başlatırken İsrail ordusu Gazze sınırına tanklarını taşıdı. Yığınak yapmayı sürdürüyor. Benjamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Bu kara gün için intikamının büyük olacağını söyledi. Hamas'ın saklandığı her yere ulaşacağız. Gazzeliler oralardan uzaklaşsın talimatı verdi. İsrail Gazze'ye hava saldırılarını da başlattı. Kente elektrik ve doğalgaz sağlamayı kesti. İsrail basınına göre İsrailli yetkililer yavaş bir şekilde Gazze ve çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladılar. Filistin Sağlık Bakanlığı bu saldırılarda şimdiye kadar en az 313 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ile Hamas arasında en az 8 noktada çatışmalar sürüyor. Lübnan, Hizbullah'ın Hamas'ı tebrik etmesinin ardından İsrail güçleri Lübnan'a da saldırı başlattı. İsrail muhalefeti Başbakan ve Netanyahu'ya ulusal birlik hükümeti kurulmasını önerirken Netanyahu muhalefet liderleri Lapid ve Gantz'ı acil güvenlik hükümetine davet etti. Evet, şu anda da ekranlarınızdaki görüntüler anlık bölgeden canlı olarak yansıttığımız görüntüler. Düne göre daha sakin, aynı saat dilimindeyiz biz bu arada İsrail'le, onu da belirtelim. Yani 13.05 itibariyle Gazze olduğunda buranın belirtelim. Anlık görüntüler ve düne göre daha sakin. En azından kentte bir patlamaya, anlık olarak bir patlamaya, göğe doğru yükselen dumanlara tanıklık etmiyoruz. Ancak tabii 8 noktada çatışmalar devam ettiği için her an bölgeden yeni patlama sesleri duyulabilir, yeni çatışma sesleri kameralara yansıyabilir. Biz de anlık olarak bu görüntüleri sizlerle paylaşmayı sürdürebileceğiz. Paylaşabildiğimiz kadarını elbette. Zira dünden bu yana son 50 yılın en kanlı saldırısı olarak tarihe geçen görüntüler arasında ekrana taşıyamayacağımız, taşımaktan imtina edeceğimiz görüntüler de var. Özellikle siviller yönelik 750 kişinin kayıp olduğu bilgisini de duyurdu İsrailli yetkililer. En az 750 kişiye şimdiye kadar ulaşılamadığı bilgisi de var. Karşılıklı rehin alınan, esir alınan siviller var, askerler var. Buna yönelik de karşılıklı bilgiler, açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. An itibariyle işte bu da dünden itibaren güvenlik kameralarına yansıyan patlama görüntüleri. İlk anından itibaren saldırıların 5000'den fazla roket atıldığı duyurulmuştu ki bu da bugüne kadar görülmemiş büyüklükte ve ölçekte bir saldırı olarak geçti tarih kayıtlarına. Patlama anları, patlama sesleri kentin her yerinden hemen hemen duyuldu ve klasik deyimdir televizyonculukta, birçok sokak, birçok noktası şehrin savaş alanına döndü. O görüntüler yansıdı objektiflere, o görüntüler yansıdı kameralara ve anında Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanlığı ve Başbakan Benjamin Netanyahu eş zamanlı yaptıkları açıklamalarda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarına en güçlü şekilde karşılık verileceği bilgisini paylaştı. Bu bir savaş ilanı durumudur, bu bir savaş alarmı durumudur dediler ve o andan itibaren de yedek dahi olan tüm askerlerini silah altına davet ettiler.
bütün birliklerini silah altına davet ettiler. Şimdi dünyanın aslında gözü kulağı bu noktaya çevrildi o andan itibaren. Evet, ve dünya ne yapacak, kimden nasıl bir destek gelecek diye beklenmeye başlandı. Fransa ve Avrupa Birliği İsrail'in yanındayız mesajı verdi. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e destek vermesi malumun ilanıydı. Saldırıyı kınaması ve her şekilde amasız, fakatsız yanındayız demesi de aslında beklenen bir açıklamaydı. Biden'la Netanyahu'nun akşam saatlerinde görüştüğü bilgisi paylaşıldı. Ve Biden'ın şu talimatı önemliydi güne ve bu o hadiseye dair. Tüm yetkililerime, tüm işte dışişleri bakanlarıma, sözcülerime yetki verdim. Aralarında Türkiye'nin de olduğu bölgedeki tüm aktörlerle, tüm ülkelerle görüşün, durumu yakından takip edin. Her şekilde İsrail istediği an her ne isterse, ekonomik, askeri, lojistik, insani fark etmez. Her şekilde amasız, fakatsız yanındayız İsrail'in dedi. Bu bir anlamda aslında malumun ilanıydı. Ama tüm yetkililerime talimat verdim. İşte bölgedeki tüm ülkelerle görüşün. İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Lübnan, her kim varsa Mısır, onlarla görüşün, iletişim halinde kalın demesi önemliydi. Tabii itidal çağrısı yapan taraflar da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan itidal çağrısı yapmıştı taraflara. Rusya'dan da benzer bir açıklama geldi. Ama hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri ve dahi Fransa İsrail'in yanındayız mesajını en güçlü şekilde veren ülkelerden bir tanesiydi. Şimdi aslında Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları başlattı bu operasyonu diyoruz ve aslında sınırları şimdilik belli, ancak Mısır'a da veya başka ülkelere de sıçrama ihtimali sürekli gündemde olan ve tereddüte düşüren, imtina ettiğimiz, olmasını temenni etmediğimiz bir husus. Ancak Mısır'a da dün bir saldırı düzenlendi. İsrailli turistlerin bulunduğu noktaya bir saldırı düzenlendi. Can kayıpları var, ayrıntılarına hemen bakalım, görüntüleri getirsin arkadaşlarım ekrana. Görüntüler Mısır'dan kaydedildi. Hamas ile İsrail arasındaki savaş diğer ülkelere de sıçrar mı endişesi yaşanırken Mısır'ın kuzeyinde İsrailli turistlere bir saldırı düzenlendi. Sivil kayıpların olduğu bilgisi verildi haber merkezlerine. İskenderiye kentinden bu görüntüler, Menşiye bölgesinden. Mısırlı bir polis kişisel silahıyla İsrailli turistleri taşıyan otobüse saldırdı. Mısır basınına göre saldırıda en az 6 sivil hayatını kaybetti. Yaralılar var. En az 8 yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı kaynaklar tarafından. Yaralananlar arasında bir Mısırlı da bulunuyor. Turistlere ateş açan polis ise gözaltına alındı diyoruz. Bu bilgiyi de paylaşalım. Evet, 24 saat geride kaldı. 750 kayıp var. 313 İsrailli hayatını kaybetti. 300 Gazze'li hayatını kaybetti. Bu arada CHP'nin İstanbul İl Kongresi de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı